Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemir Gül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Hafta ortasına geldik. Üçüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere, rakamlara ve piyasa gelişmeleriyle birlikte yorumlara da yer vereceğiz programımızda. Başlayalım verilerle. Gündemimizde hangi veriler olacak takibimizde? Biraz daha küresel tarafın ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Almanya İnşaat PMI verisi dakikalar sonrasında Türkiye saatiyle 10.30'da takip ediyor olacağız ve Euro bölgesi inşaat PMI'yi de keza Euro bölgesi tarafından gelecek, takipte olacak. Ve İngiltere inşaat PMI'yi, Euro bölgesi perakende satışlar, Euro bölgesinin ağırlıklı olduğu verilerin, gündemin yoğun olduğu bir gün takip ediliyor ve bir yandan da Amerika tarafından gelecek bir veri var. ADP özel sektör istihdam verisi de keza Amerika tarafından takipte olacak gelecek verimiz. Ve Borsa İstanbul BIST Endeksi ile hemen başlayalım verilere baktık. Bakacağız ki dün günü 1392 puan seviyesinden kapattı Borsa İstanbul BIST Endeksi. Şu an için 1387 puanda %0.33'lük bir satıcılı seyir görüyoruz. Küresel taraftaki gelişmeleri takip eden bir borsa olduğunu söylüyor analistlerimiz, yorumcularımız ve pazartesi gününü hatırlayalım şöyle ABD tarafında %2'ye yakın kayıplar vardı. Asya piyasaları da Amerika'yı takip eden gelişmelerle birlikte satış ağırlıklıydı. Genel anlamda baktığımızda hem Asya tarafında hem de Amerika'da satışların olduğu bir hafta geçiriliyor ve bir yandan da ticaret savaşlarının keza yine gündemde Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair endişeler de bir yandan devam ediyor. Bu türlü gelişmeler küresel tarafta yaşanıyor. Borsa tarafına da iç tarafa da yansıması olduğu da keza konuşuluyor. Ve bakalım 1387 görüyoruz ki son bir haftalık hareketi 1406 yukarıda hemen bakalım. Aşağıda ise 1388'i takip ediyoruz ki Borsa İstanbul BIST Endeksi. Dünya Bankası'nın Türkiye için 2021 büyüme tahminini de takip ettik. %5'ten %8,5'a çıkardı ve enflasyon tahmini ise %15,5'ten %17,7'ye de yükseltti. Böyle de bir gelişme var. Şimdi geçelim hemen bankacılık ve sanayiye. Borsa tarafında iki tarafa da bakacağız. 1232 seviyesinde şu an içinde bankacılık ve %0,66. 1225 aşağıda gördük ve 1244 ise yukarıda son bir haftalık hareketi bu şekilde 1231'den de şu an işlem görüyor. Geçelim sanayiye. Hemen sanayiye de bakacağız. Bankacılık sonrası 2450 puan seviyesinde. Orada bankacılığa göre biraz daha sınırlı, yatay negatif diyebiliriz. Satış %0,08 oranında. Yine bir haftayı hatırlayacak olursak 2448 aşağıda görmüş ve 2474 ise sanayide yukarıda takip ettiğimiz seviye olarak karşımıza çıkıyor. 2450 puanda şu an için sanayi. Şimdi hisseler tarafına bakacağız. Günün yükselen ve düşen hisselerine. Önce yükselen tarafla başlayalım. Hangi hisseler, hangi şirketler karşımıza çıkıyor? Bakıyoruz ki Ereğli Demir Çelik var. 16,62 fiyat karşımıza çıkıyor ki %2,91'lik yükseliş var. Hemen ardından Albaraka Türk var. %2,76 oranında yükseliş takip ediliyor. 1,86 fiyatı. İskenderun Demir var. %1,98, %2'ye varan bir yükseliş takip ediyoruz ki sonrasında da Aygaz var. Orada da 16,69 fiyatıyla %2'ye yakın %1,89 yükseliş hakim. Ve Aksa karşımıza çıkan yükselen tarafta artan taraftaki şirketlerden bir tanesi Aksa'ya da bakalım. 20,14 fiyatı var ve %1,72'lik yükselişi takip ediyoruz. Sonrasında da düşen tarafa bakalım. Gün içi performanslarına baktığımızda 4,79'luk satış Alarko Holding'de görüyoruz. Ege Endüstri'de ise 4,79 keza Alarko gibi aynı bir yüzdesel azalış görüyoruz. Global Holding'e baktığımızda %4,5, 1,91 fiyat karşımıza çıkıyor. Ve Yataş'a bakalım 13,36, %2,27'lik satış var.
Keza artan ve yükselenlere de baktık ve sonrasında şirket haberlerine bakalım. Hangi gelişmeleri takip ediyoruz? Sermaye artırım tarafına bakacağız. Farklı şirketler, farklı sektörler. Aksa Enerji var, bir yandan da Pınar Su var sermaye artırım tarafında. Aksa'ya bakalım. Şirket sermayesi yarın 613.2 milyon Türk lirasından %100 oranında bedelsiz olarak 613.2 milyon artışla 1.22 milyar Türk lirasına yükseltilecek. Buradaki gelişme bu şekilde Aksa Enerji'ye baktığımızda. Pınar Su'ya geçelim. Orada da şirket sermayesi yarın 44.8 milyon Türk lirasından %111.70 oranında bedelli olarak 50 milyon Türk lirası nakden artışla 94.8 milyon Türk lirasına yükseltilecek. Her iki tarafta da iki şirket Aksa Enerji ve Pınar Su'ya baktık. Sermaye artırım tarafındaki haberleri bu şekilde. Tedbire de bakalım. Tedbir tarafında da garanti factoring yer alıyor. Orada da VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Ekim'e kadar tek fiyat işlemi getirildi efendim. Şirket haberleri de bu şekildeydi. Şimdi bir değerlendirme aktaracağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'nun Borsa İstanbul'a ilişkin performans değerlendirmesi var. Orta vadede 1400 seviyesinde bir konsolidasyon olmasını beklediğini belirtti ve küresel çapta artan enerji krizinin özellikle enerji hisselerine negatif yansıdığını da söyledi. İzleyelim, sonrasında devam edeceğiz. Yani 1400 kritik seviyesinin altında fiyatlanma devam ediyor. Buranın altında tabii kalıcılığı çok olasılıklandırmasak da açıkçası dünyadaki finansal paradigmalarda çok ciddi kafa karışıklıklarının olduğu bu dönemde bu tip fiyatlamaları da normal karşılıyoruz. Özellikle baktığımızda detaylarında işin bu enerji ve doğal kaynaklar üzerinde oluşan özellikle burada tüm dünya genelinde bir problem yaşanıyor. Bununla alakalı bir fiyatlama. Baktığımızda mesela endeksi en çok aşağı çeken hisselerde Ereğli ve Ford Otoy başı çekerken yukarı etkileyen hissede Tüpraş olmuş. Aslında ikisi de sanayi ama özellikle bu petrol fiyatlarındaki hareket, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki hareket bizim endeksimizi de etkiliyor diyebiliriz. 1400 seviyesi bizim için kritik eşik. Buranın altında algı çok olumlu olamıyor maalesef ama çok kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Ben açıkçası biraz daha orta vadede 1400 üzerinde bir konsolidasyon oluşmasını bekliyorum. İşlem hacmi noktasında önceki ilgi ve hacimlerden uzak. Bu yılın başında günlük 50-60 milyarlara çıkıyordu işlem hacmi BIST'te. Bugün itibariyle 18.2 milyarlık bir hacim var. Ortalama işlem hacimleri dahilinde genel itibariyle Eylül ayında bu ortalamalarda kapattık. Ağırlıklı yerli yatırımcının yine fiyatlamaları etkilediği ve yerli takasların piyasayı yukarı veya aşağı sürdüğü bir dönemdeyiz diyebilirim. Bankacılık bir miktar pozitif ayrıştı. Orada bankalarda son dönemde zaten bir ilgi alaka var. Ulaştırma pozitif ayrıştı. %1'in üzerinde bir hareket var ki ulaştırma bu süreçte özellikle Eylül başından itibaren orada İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasıyla birlikte bir miktar hareketlenme ulaştırma tarafını özellikle Türk Hava Yolları öncülüğünde olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan bu süreçte inşaat pozitif ayrışta ayrışıyor. Normal koşullarda faiz indirimlerinin yani faiz indiriminin 19'dan 18'e gelmesinin inşaatta işte kredi maliyetleri üzerinde çok bir olumlu etkisi olacağını varsaymasak da bir şekilde aslında inşaat şirketi ve inşaat endeksleri de bir süredir endeksten pozitif ayrışıyor gibi görünüyor. Türk lirası özellikle kur tarafı ilginç. Eylül başında bu çekirdek enflasyon söylemini ilk duyduğumuzda 8.30'un altındaydı. Bu süreçte 8.95'e kadar geldi faiz indirimiyle birlikte. Kabaca %7-8'lik bir hareket. Normal koşullarda faiz indirimi işte kuru negatif etkiler. Kurda yukarı harekete sebep olur. Bunu biliyoruz ama bu süreçte baktığımızda Eylül başından bugüne kadar oluşan konjonktürde Amerikan 10 yıllıkların 1.30 seviyesinin altından 1.50'ye doğru geldiğini takip ettik. Euro dolar paritesi 1.18'lerden 1.16'ya doğru geldi. Dolar endeksi 91'den 93'lere doğru geldi. Yani bu son 1-1.5 ayda şey var. Doların küresel değerinde de aslında bir hareket var ve bu son fiyatlama kur tarafında baktığımızda bu %7-8'lik hareketin kabaca %5'i yurt dışı kaynaklı. Yani bu bizim
faizleri indirmemiz kur tarafında aslında kendi başına bu hareketin tamamını açıklamıyor. Biraz daha doların küresel değeriyle ilgili. Bu reel efektif döviz kuru hikayesi de tabii enflasyonla alakalı. Son dönemde tabii bir miktar enflasyon da yüksek ama kurun da biz bu süreçte az önce dediğim gibi %8'lik bir hareket var ama bunun kabaca %5'i doların küresel değeriyle ilgili. Tahmin ediyorum biraz bununla alakalı. Son 3-4 aydır kur tarafını biz kendi rakiplerinden, Türk lirasının kendi rakiplerinden pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bugün itibariyle baktığımızda şöyle son 1-1,5 aylık grafikte 8.30'un altından 8.90'a doğru bir hareket var. Ama Türk lirasının işte Türkiye gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda bizim benzerlerimize kabaca orada da ortalama bu son 1-1,5 ayda %5'lik bir hareket görüyoruz diyebilirim. Bu anlamda Türk lirasının reel efektif değeri de belki bu etkiyle birlikte öne çıkmış gibi görünüyor. TL bir miktar pozitif ayrışıyor. Evet efendim, iç tarafa ilişkin değerlendirme bu şekildeydi. Borsa İstanbul BIST endeksinde analistlerin yorumu 1400 seviyenin önemli olduğu. Peki geçelim şimdi global tarafa, küresel taraftaki gelişmeler ve borsa performansı nasıl? ABD borsalarına baktığımızda vadeli tarafta şu an için kırmızı bir tablo karşımıza çıkıyor ki Dow Jones 34.106 puan seviyesinde. Teknoloji ağırlıklı endeks 14.533, orada %1'e varan bir satış görüyoruz ki 14.534 puanda. S&P'ye baktığımızda da orada da keza benzer bir satış karşımıza çıkıyor. 4.311 puan seviyesi takip ediliyor. Düne bakalım, hatırlayalım. S&P 500 endeksinde orada satışlar %1'i aşmıştı. Az önce de söyledik, bazı konu başlıkları var. Gelen makroekonomik veriler de var. Dış ticaret açığı keza takip edildi. Ağustos'ta aylık bazda baktığımızda %4.2'lik bir artış var. 73.3 milyar dolara yükseldi ve rekor seviye karşımıza çıktı ABD tarafında. ISM hizmet endeksi de keza 61.9 oldu. Burada da beklenti 59.9'du. Beklentilerin üzerinde bir veri takip ediliyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limiti konusundaki tartışmalar yine gündemde kalmaya devam ediyor. Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları var. Katıldığı bir televizyon programında aktardı bunu. Kongrenin iki hafta içinde borç limitini ele almaması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin resesyonla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Buna ilişkin de açıklamaları takip ettik efendim. Şöyle gene keza bakalım, ABD borsalarında vadeli tarafta bugün kırmızı bir tablo var. Satış görüyoruz. Hemen geçelim sonrasında tahvillere. Tahvil tarafında da yükseliş devam ediyor. Yukarı yönlü bir eğilim var. 10 yıllık tahvil faizine bakalım. 1.56 seviyesi. Dün 1.47 seviyelerinden 1.53 seviyelerine çıkmıştı. Onun da üzerinde 10 yıllık tahvil faizi takip ediyoruz ki 1.56 seviyesi karşımıza çıkıyor. Bu noktada dünkü Asya hisselerinde burada 10 yıllık tahvil faizinin biraz daha hızlandığını görüyoruz. %2.02'lik yükselişi takip ettik. Şöyle bakalım 2 yıllıklara bir kez daha 0.29 karşımıza çıkıyor ve 5 yıllıklarda bir seviyesi %2.32'lik bir artış var. 10 yıllığa da baktığımızda 1.56 seviyesi %2'nin üzerinde de yükseliş görüyoruz. Az önce aktarmıştık, Hazine Bakanı Janet Yellen ülkenin tarihinde ilk kez temerrüde düşme riskine karşı bir kez daha karşı karşıya kaldığını aktardı ve bir çağrıda bulundu. Federal borçlanma tavanının 18 Ekim'den önce artırılmasının zaruri olduğunu söyledi. İzleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'dan bir kez daha borçlanma tavanı artırılsın çağrısı geldi. ABD ekonomisi tarihinde ilk kez temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya. CNBC'ye verdiği demeçte söz konusu riske dikkati çeken Hazine Bakanı Yellen, bunun önüne geçilmesi için federal borçlanma tavanının 18 Ekim'den önce artırılmasının zaruri olduğunu söyledi. Borçlanma tavanının partiler üssü bir tavırla yükseltilmesine destek veren Yellen, borçlanma tavanının artırılmaması, doların rezerv para statüsüne zarar verir ve resesyona neden olur ifadelerini kullandı.
Yalın verdiği demeçte borçlanma tavanı krizinin çözümü için platin coin kullanılması fikirlerine karşı olduğunu da ifade etti. Platin coin, Fed'in açıkları kapatmak için para basmasına denk bir durum. Ben Fed'in doğru kararlar alacağına güveniyorum. Fed, arz darboğazlarının etkilerinin üstesinden gelmeye çalışıyor, dedi. ABD Hazine Bakanı Powell'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanı olarak seçilip seçilmeyeceğinin Başkan Biden'ın vereceği bir karar olduğunu da dile getirdi. Peki efendim, devam edelim. Avrupa tarafına bakacağız. Hemen borsalara bir göz atalım. Orada da yine Amerika'da olduğu gibi kırmızı bir tablo bizi karşılıyor. Londra borsasına bakalım. %1'e varan bir kayıp söz konusu, 7000'li seviyelerde. Frankfurt'a baktığımızda %1,45'lik bir aşağı yönlü hareket var ki 14.974 puan seviyesi takip ediliyor. Hemen Paris'e de baktığımızda orada da keza satış %1'in üzerinde. 1.41'lik bir satış görüyoruz. 6.483 puan seviyesi. Madrid'e de bir son olarak bakalım. %1'in üzerinde kayıplar var Madrid'de de. 8.831 puan seviyesinde. Almanya'yı bir hatırlayalım. Almanya'da fabrika siparişleri geldi ve Ağustos ayında baktığımızda aylık %7,7'lik bir gerileme var. Beklentinin çok üzerinde bir rakam karşımıza çıkıyor. Beklenti ise %2,2 olması yönündeydi. Lagarde'ın açıklamalarında keza takip ettik. Ekonominin pandemi sonrası yeniden açılmasına neden olan aksaklıkların uzadığını ve bu durumun zorlaşması konusu ve enflasyon beklentilerini, ücret gelişmelerini yakından takip ettiğini söyledi. Christine Lagarde'ın açıklamaları bu şekildeydi ki tablo kırmızı bugün için baktığımızda ve Avrupa borsalarının görünümü bu şekilde. Hemen geçelim Asya tarafına. Başta konuştuk Amerika tarafındaki satış dalgası. Burada da karışık bir görünümü getiriyor. Şunu da hatırlatalım. Golden Week tatili sebebiyle Çin borsası kapalı ve Japonya'ya bakalım. 27.528 puan seviyesinde %1'in üzerinde bir kayıp karşımıza çıkıyor. 27.528. Hindistan burada pozitif ayrışan taraf 59.776 puan seviyesinde. Orada da yatay pozitif bir seyir var şu an için baktığımızda ve hafta ortasını bu şekilde kapatan bir Asya, karışık bir görünümle. Güney Kore'ye bakalım, 2908 puan seviyesi takip ediliyor ki %1,82'lik bir rakam karşımıza çıkıyor. Aşağı yönlü hareket 2908 puanda takip ediliyor. Hong Kong'da da benzer bir düşüş var. Yine 23.909 seviyesinde. Burada Amerika ile Çin arasındaki gerilimden de yayın başında bahsetmiştik. Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerinin yerine getirmediği ifade edildi. Ve buna dair endişelerin yansıması da bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Evergrade'in ardından Çinli bir şirket var, Fantasia şirketi. Orada da keza benzer şekilde sıkıntılar, sorunlar yaşanıyor. Buna dair şimdi haberimiz de var. Onu izleyelim. Sonrasında yine aktaracağız haberimizi. Ama haberimizi ben dile getireyim. Şirketin 206 milyon dolar büyüklüğünde tahvilin geri ödemesinin yapmaması ve temerrüt riski olması gayrimenkul krizinin olma ihtimali de keza gündemimizde. Ve konuğumuz var efendim. Telefon attığımızda Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner bizi bekliyor. İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım. Çok teşekkür ederiz. Hafta ortasına geldik. Borsadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdi satışla başladı güne. Biraz daha küresel taraftan etkilenen bir iç taraf olduğu konuşuluyor ama ne dersiniz? Hangi gelişmeler takip ediliyor ve önemsediğiniz seviye hangisidir diye soracağım ama hemen efendim 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na dönelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu konuşuyor. İzliyoruz. Haberleşme ve ulaşım sektörleri küresel dünyada ekonominin temel sütunları arasındadır. İletişim ve ulaşım çağının hayli gelişmiş bir safhasını hep birlikte yaşıyoruz. Artık ülkelerin sağlıklı bir iletişim ve ulaşım altyapısına sahip olmadan küresel dünyada rekabet etmesi mümkün değil.
Teknolojinin ilerleme ve yeniliklerinin zamanın akışını hızlandırdığı bir bilgi çağında yaşıyoruz. Artık uzak yakın, bilinen bilinmeyen, tanıdık yabancı gibi kavramlar anlamsızlaştı. Sınırlar şeffaflaştı. Karşılıklı etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Toplumlar sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı anında talep etmeye başladılar. Birkaç saatlik iletişim kesintisinin bile toplumda oluşturduğu rahatsızlığa ve yerli ve milli uygulamaların ne kadar gerekli olduğuna çok yakında bir kez daha hep birlikte şahit olduk. Neticede şeffaflık, özgürlük, adalet, hesap verebilirlik ve iyi yönetim artık sadece dünyanın imtiyazlı bir bölümü için değil, tamamı için geçerli değerler haline dönüştü. Bunu anlamayan, reddeden, dönüşüme ayak uyduramayan ülkelerin, olayların ve zamanın arkasında kalacakları oldukça açıktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki, teknolojiye ger murak mümkün değildir. Çünkü bugün hayal edilenler yarının gerçekleridir. Teknolojik gelişmeler yarının dünyasını bugünkünden çok daha şeffaf hale getirecek ve hiçbir şeyi dar bölgeleri içerisinde bırakmayacaktır. Ülkelerin dünya ve çağın gereklerini entegre stratejiler dahilinde ulaşım ve iletişim altyapılarına yatırım yapması şarttır. Bizim için de üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan jeopolitik, jeostratejik konumuyla Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanması ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü her şeyden önce dünya üzerinde bir coğrafi alanın bölge olarak adlandırabilmesi için ülkeler ve halklar arasında iletişim ve etkileşimi mümkün kılacak haberleşme ve ulaşım ağları olmak zorundadır. Bu tarih boyunca da böyleydi. Mesela İpek Yolu ya da Baharat Yolu olmadan Avrasya bölgesinden bahsetmek mümkün değildi. Ulaşım ağları sayesinde farklı medeniyetler birbirleriyle hem ticari hem de insani ilişkiler geliştirdiler. Bugün de olduğu gibi Türkiye, tarih boyunca hem coğrafi hem kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının keşifme noktasında yer almıştır. Asya ve Avrupa arasındaki Doğu-Batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan Kuzey-Güney koridorlarının da tam ortasındadır ülkemiz. Ülkemiz 4 saatlik bir uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı 38 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacminin bulunan 67 ülkenin tam merkezindedir. Söz konusu jeostratejik konumuzdan hareketle ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar eşiğinde yeniden tanımlamak, bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir. Değerli katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle siyaset demek, ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir. 19 yıldır bu anlayışla çalışıyor, ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin gelecek vizyonunu, dünyanın nabzını tutarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendiriyoruz. Bu noktada ulaşım ve iletişim alanında ülkemizin 2002'den bu yana kat ettiği gelişmeleri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 19 yılda ülkemizin yıllardır süren ulaşım altyapısının problemini büyük ölçüde çözdük. Nice dev ulaştırma projelerini hizmete açtık, tamamladık. 2003 yılı öncesi mevcut 6100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28340 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3532 kilometreye çıkardık. Osman Gazi Köprüsü'nün dahil olduğu İstanbul-İzmir otoyolunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü içeren Kuzey Marmara otoyolunu, Ankara-Niğde otoyolunu, Menemen, Çandarlı otoyolunu, Avrasya tünelini bitirdik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Aydın Denizli otoyolu,
Kuzey Marmara Otoyolu, Nakkaştepe, Başakşehir kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde dahil olduğu Malkara Çanakkale Otoyolu yapım çalışmalarımız da hızlıca devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklık ile Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümümüzü sembolize edecek. Bu uzunluğu ile tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklık asma köprüsü unvanına sahip olacak. Yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam geçiş uzunluğu 4608 metreye ulaşmaktadır. İki çelik kule arasındaki köprümüz dünyada iki stabli olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine sahip. 1915 Çanakkale Köprüsü feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeniyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini sadece 6 dakikaya indirecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de hep beraber gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız. Yeni otoyol çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Yap işlet devlet modeliyle 2023 yılına kadar toplam 6 proje ile 579 kilometre ve 2035 yılına kadar toplam 13 proje ile 3767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Değerli katılımcılar, bölünmüş yol ve otoyol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi diğer yollarımızın da fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirmesi çalışmalarını yoğunlaştırarak ayrıca 15 bin kilometre daha tek yolu tamamladık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle, viyadüklerle açtık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise tam 30 katın üzerine çıkartarak 631 kilometreye yükselttik. Tünel yapımında 2023 yılına kadar 720 kilometre, 2035 yılına kadar da 1050 kilometre trafiği açarak hizmet vermeyi de hedefliyoruz. Yollarımızı inşa ederken akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yakıttan tasarruf etmek, çevreye daha az zarar veren alternatifleri oluşturmak, ekonomik canlılığı ve lojistik hareketliliği tesis etmek için Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı sıkı sıkıya takip ediyoruz. Karayollarına yaptığımız yatırımlarla taşıt hareketliliği %170 artmasına rağmen trafik kazalarında %80'e varan azalmalar olmuştur. Yani bu yatırımlar sayesinde her yıl binlerce can kurtarılmıştır. Değerli katılımcılar, Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar uzanan Demir İpek yolunun orta koridorundaki ülkemizin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemi çok büyüktür. Bu gerçeklikten hareketle demir yollarında bir reform süreci başlattık. 2003 yılına kadar el değmeyen demir yollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asarlık hayali yüksek hızlı tren hatları inşa ettik. Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya hızlı tren hatlarını ülkemize kazandırdık. Ülkemizi yeniden demir ağlarla örme hedefleri kapsamında demir yolu uzunluğunu 12.803 kilometreye çıkardık. 3.500 kilometre demir yolu inşaatında da çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 58 milyonun üzerinde yolcu yüksek hızlı trenlerle seyahat etti. Yüksek hızlı tren çalışmalarımızı burada bırakmadık. Sonuna geldiğimiz Ankara-Sivas ve Karaman-Konya hızlı tren hattı inşasını tamamlamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ayrıca Ankara-İzmir, Ankara-Bursa, Mersin-Adana-Gaziantep, Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla yenice güzergahlarında da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra sinyal hat uzunluğumuzu %72, %172, elektrikli hat uzunluğumuz ise %180 arttırdık. Dünyanın en önemli ulaşım projelerinden biri olan Marmara'yla iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısını sağladık. Bu hat Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan Türkiye'ye uzanan Demir İpek yolunun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiş ve demiryolu yük taşımacı alanında yeni bir çağ başlamıştır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini
bir aydan 12 güne. Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. Asya ile Avrupa'sındaki küresel ticaret ağları için yeni ve çok önemli bir alternatif oluşmuştur. Bakü-Tiflis-Kars hattında bugüne kadar 1133 tren, 21.819 vagon ile 1.290.000 ton yük taşındı. Uluslararası ve ulusal demiryolu işletmesiyle birlikte aynı zamanda kent içi raylı sistemlerde de ciddi yatırımlar yapıyoruz. Değerli katılımcılar, Türkiye'nin 12 ayrı şehrinde toplam 811.4 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bu hatların 312 kilometresi bakanlığımız tarafından yapılmıştır. İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri ve Gaziantep olmak üzere 7 ayrı şehirde 14 hatta 185 kilometre uzunluğunda raylı sistem yapım çalışmalarımızla hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Demiryolu ulaşım ağımızdaki tüm bu başarılarımızı yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demiryolu endüstrisiyle de adeta taşlandırdık. Ülkemizdeki raylı sistem araçlarının farklı bölümlerinin yapıldığı 3 önemli şirketi TÜRESAŞ çatısı altında birleştirerek ülkemizdeki raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme ve sinerji yakaladık. TÜRESAŞ'ı Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdik. Saatte 160 kilometre hıza sahip milli elektrikli tren setinin test süreçlerini de tamamladık. 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlayacağız. Saatte 225 kilometre hıza sahip milli hızlı trenin tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretimin aşamasına geliyoruz. Bu projelerimizle birlikte metro, banliyö ve tramvay tasarım ve üretim dahil olmak üzere raylı sistem araçları üretiminde ülkemiz için önemli bir aşamaya ulaşmış olacağız. Değerli katılımcılar, bilindiği üzere hava ulaşım faaliyetlerinde son yıllarda eksen kayması yaşanıyor. Küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetleri bugün hızla batıdan doğuya kaymaktadır. Daha önce de ifade ettiğim gibi Türkiye coğrafi bakımdan 3 kıtanın ortasındaki kilit konumuyla gelişmiş pazarlar ile gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. Bunları dikkate alarak 2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. 2003-2021 yılları arasında 114 milyar liranın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirdik. Bu sayede 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı bugün 56 noktaya çıkardık. 2003 yılında 50 ülke ile 60 nokta uçuş yapılırken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık. Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Yatırımları devam eden Çukurova, Tokat, Rize Artvin, Bayburt Gümüşhane ve Yozgat havalimanları ile havayolu ulaşım ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün ülkemiz özellikle de İstanbul dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete geçen İstanbul Havalimanı dev kapasitesiyle Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaparak ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Hizmete girdiği ilk günden bugüne 100 milyonun üzerinde yolcu ağırladı. 2021 yılı ilk 8 ay istatistiklerine göre Avrupa'da en yoğun havalimanları sırasında yaklaşık 21 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sıradadır. Ayrıca İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında ikinci sırada yer almıştır. Küresel planda iddialı havayolu şirketleri için faaliyet merkezi olarak hizmet edecek bu tür bir üste sahip olmak çok ama çok önemli bir unsurdur. Bu bağlamda havayolunun yükselen değeri ve göklerdeki temsilcimiz Türk Hava Yolları'nın daha da güçlenebilmesi için İstanbul Havayolu Limanı çok yerinde bir adım olmuştur. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı ile birlikte artık geleceğe çok daha emin adımlarla yürümektedir. Değerli katılımcılar, istikbal göklerdedir sözünden hareketle çıtayı daha da yüksek tutarak
uzay havacılığında da büyük başarılar elde ediyoruz. Türkiye'nin uzayda da söz sahibi olabilmesi için başta haberleşme uydularımız olmak üzere çok amaçlı gözlem ve alçak yörünge uyduları yapıyoruz. Haberleşmedeki iletişim uydumuz TürkSat 5A'yı 8 Ocak'ta yörüngesine fırlattık ve Haziran ayı içerisinde hizmete aldık.